ağacımızı kuruyoruz. Çok enerjik, çok aşırı mutluyum. Yani size anlatamam şu anda. Bugün burada 8 Aralık ve tatil arkadaşlar. Tatil günlerine bayılıyorum. Çok seviyorum. Çok o yüzden enerjik uyandım. Ve Fabio bana söz vermişti bugün ağacı kuracağız diye. O yüzden dedim ki kahvaltıdan sonra hadi bakalım gidip dedim ağacımızı al. O da bana böyle baktı. Unutmuştum zannettim diyor. Dedim benden kaçar mı? Benden kaçar mı? Diyor ki benim aklıma geldi sana söylemedim diyor. Çok fena, çok fena. Şimdi Fabio getirsin. Ben şöyle bir temizleyeceğim. Çünkü geçen sene kapattık ve kesin çok tozlanmıştır. Ya yani her ne kadar kapatsanız da böyle etrafını. Tozlanıyor. Bir güzel temizleyeceğim. Sonra süsleyeceğiz. Sonunda evimize yani yeni yıl vibe'ı yükleniyor. Çok heyecanlıyım. Bu arada bugün anneannenin de doğum günü. Şimdi ben bu işlerimizi bitirdikten sonra hazırlanacağım. Anneanneye yemeğe geçeceğiz. Orada doğum gününü kutlayacağız falan. Sonra işte eve geliriz ve akşama da bir şeyler var bizim burada ama hava çok soğuk bugünlerde. Yani ben aslında çıkmayı çok istiyorum ama bir bakalım programa çıkmaya değer mi diye. Aslında bence her türlü değer. Çünkü ne kadar kötü olabilir ki. Ya bende böyle bir şey oluyor. Christmas zamanında çok böyle hani şey yapmıyorum. Bazen hani oluyor festivallerde ya şu festival güzel olmaz gitmeyelim falan diyorum ama Christmas zamanında olan her şeye dahil olmak istiyorum. İyi kötü çünkü hepsine bayılıyorum. Ya bana böyle Christmas olsun. Bilmiyorum ben oradayım yani. O yüzden muhtemelen akşama da dışarı çıkıyoruz. Böyle vlogmasın gidişatı. Tamam. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Şimdi ben Spotify'dan geldi Fabio. Bir listem var. Vengo! Müzik listem açacağım ve ağacımızı kuruyoruz. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Şimdi hazırlandım. Anneanneye gideceğiz diye böyle üzerime bir değiştim. Bu arada taç takmak istiyorum çünkü şu saçımın önü benim sinirimi bozdu ama hangi renk takacağım bilmiyorum. Önce giydiğim şeyi göstereyim. Bu annemin örmüş olduğu güzel bir ceket. Geçen Haziran'da geldiler ya o zaman getirmişti. Giymeye başladım. Gerçekten çok tatlı ama hangi tacı taksam sizce? Yani çok mu sarı olur acaba diye bunu takmasam mı dedim de. Bir dakika ikisini de deneyelim hadi. Bunu bir takıyorum. Yoş. Biri bu. Nasıl? Bence güzel. Ay karnım gurulduyor ya. O kadar acıktım ki size anlatamam. İnşallah yemekte güzel şeyler vardır. Bunu da takıyorum. Sonra puanlayıp hemen hazır olup gidelim tamam mı? Yerde bu. Bu böyle civciv gibi oldum değil mi? Sanki bu gibi geldi bana ama çok sarı oldum mu acaba? Ben şöyle bir baktım da sarıyı tercih edeceğim. Ya evet böyle gideceğim. Bu arada saçlarımı geçen boyatmıştım. Çok büyük bir fark yok ama en azından böyle arkada bir çizgi vardı videolarda falan. Böyle arkadan yürürken çekilmiş videolarımda belli oluyordu. En azından o birazcık böyle sanki kırıldı gibi oldu. Ama renk olarak bence çok da hani fark etmedi. Kuaförüm şey dedi. Bir iki ton daha açıldı dedi de. Üf, bilmiyorum ben de çok kuaförlere inanamıyorum. Neyse kötü olmadığına seviniyorum. Böyle şimdi ben hazırım arkadaşlar. Anneanneye gidiyoruz. Anneannenin doğum günü. Bu arada hediyesini sabah verdik. Elektrik süpürgesi almıştık bütün aile. Çok sevindi. Benimkinin biraz daha böyle hacmi büyük bir hazneli olanı. Çok sevindi çünkü ihtiyacı vardı zaten. Onun dışında pastamızı da gördü aslında. Az önce pasta giriş yaparken. Ya çok hani büyük bir sürpriz değil ama zaten biliyorsunuz sürpriz olmuyor doğum günleri burada. Sadece birlikte kutlamış oluyoruz. Zaten doğum günü olan kişi bizi arayıp yemeğe gelin diyor. Yani nasıl sürpriz olsun. Hadi çıkalım. Ah, çok acıktım. Karnım gurulduyor. Şu an var ya acaba videoda karın gurultum çıkıyor mu diye düşünmekten çok stres oldum. Gideyim de ben de yemek yiyeyim. Buraya yemeği bir sokak. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a happy dite qualcosa però bo di qualcosa per tua moglie bo fatti tu qua aspetta che avvisi spara qua sei troppo carino mamma mia. Ana
anneannenin doğum gününden sonra sizle görüşemedik canlarım. Şöyle ki bayağı geç bitti. Orada bayağı bir şeyler yedim. Karnım iyice şişirdi. Akşam bir şey yiyemem diye düşünürken bu akşam güzel bir böyle Noel için yani işte Christmas için kurulan sokak yemeklerinin falan da olduğu bu tarz bir market mi açılıyor diyeyim, öyle mi çevireyim, öyle bir şey galiba. O yüzden ben de şimdi hazırlandım. Bu arada şöyle aynadan tokamı görüyorsunuz. Buradan da görüyorsunuz. Ve tatlı bir toka taktım. Durun ya, göstereceğim. Böyle görünüyor mu? Aa, böylece saçlarımı da tam görebilirsiniz. Bu şekilde bir toka taktım. Bu toka ablam kendini almış. Sonra da ben bu tarz şeyleri çok severim diye girirken valize atmış. O yüzden çok seviyorum. Bu arada yatağın üstünün kusuruna bakmayın. Az önce hazırlanırken biraz böyle bir kargaşa yaşadım. Şu eteği mi giysem dedim. Bu eteğimi çok seviyorum ama en sonunda böyle siyah bir tane eteğim var. Onu giydim. O da aynadan buradan görünüyor. Bakın. Bunu giydim. Bu arada şunu göstereceğim size ya. Durun. Üşenmeyeceğim. Bunu aşağıya mı indirelim? Okey, şu an daha net görüyorsunuz. Sizin için şurada bir kameranın açısıyla oynadım. Bunu gerçekten çok sevdim arkadaşlar. Bu kalın var ya, Shein'den aldığım çorap. Çok işe yarıyor. İşte böyle hazırlandım. Şimdi bunun üzerine bir tane daha ekstra ceket var. Onu giyeceğim. Durun, size İtalya'da Aralık'ta nasıl dışarı çıkan bir göstereyim ya. Üst üste giyin ve bir görün. Yine lahana bebek olduğum bir gündeyiz. Şimdi bugün uzun bir mont giyeceğim. O yüzden şöyle uzun ceketlerimden birini, bayağı uzun giyebilirim altına. Kimse fark etmiyor zaten içinizde ne olduğunu. Dışarı aktiviteleri bunlar. Ve o yüzden beni en sıcak tutacağını düşündüğüm örgü bu ceketi giyiyorum. Bu arada bunu da annem ördü. Şaşırdık mı? Yok, artık alıştık. Eğer oradan arkadaşımızın barına geçersek falan da ceketi çıkarttığımda çok kötü bir görüntü olmayacak. Çünkü zaten ikisi birbirine uyan renkler. Üzerine ise bu ceketimi giyeceğim. Buna da şaşırdık mı? Hayır. Çünkü en sıcak tutan ceketlerimden bir tanesi kendisi. Ya bu arada siz görmüyorsunuz, bunun altında da bir kat daha var arkadaşlar. O kadar üşüyor musun diyeceksiniz. Cidden hava soğuk. Yani nasıl anlatacağım bilmiyorum. Yani ellerim falan böyle benim dışarıda kanıyor arkadaşlar. Eğer hani bu kadar dikkat edip çıkmazsam, elimi cebime atmazsam, eldiven takmazsam ya da şöyle uzun korumazsam kendimi düşünün ya, o derece. Üzerine de bunu giyeceğim böyle. Hazır giyinmişken de artık çıkayım. Bu kadar giyinim, gerisini çıkartamam. Evde beni şu an çok sıcak bastı yalnız. İşte böyle oluyorum size. Şu an kendim 50 kiloyum ama oluyorum size 100 kilo. Bunları giydikten sonra hiç 50 kiloluk bir kız mı var karşılığı şu anda? Yok. Hatta böyle çok üşürsem kapşonu böyle geçiriyorum. Yani ne kadar süslenirseniz süslenin, böyle görünüyorsunuz dışarıdan. Yapacak bir şey yok. Resmen şöyle şey, kollarım kapanmıyor. O kadar çok şey giyiyorum ki böyle kollarım böyle havada. Geziyorum dayılar gibi. Dayılar. Onu nereden aklıma geliyor hiç bilmiyorum. Fabio park ediyor. Ben indim arkadaşlar. Bayağı bir kişi var bugün. Bayağı arabalar dizilmiş. There is menu. See, Christmas drink list. Wow. Comodo, cold. Of course, more good. It's my garden.
Bunlar belli iyisin. Bakın buraya ateş açmışlar. Biz de buraya geldik. Guarda. Io e te qua. Hai visto? Sì. Fammilo vedere.